Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye 9 ülkeyi uyardı. Değil izleyenler, gereken neyse acil bir şekilde yapılmak için harekete geçildi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de konsolosluklarını kapatan 9 ülkenin büyükelçiliğini bakanlığa çağırmasıyla beraber bazı açıklamalar da yaptı. Bir terör tehdidi varsa, hele hele müttefiksek, size biri bir bilgi verdiyse kimden kaynaklandığını bize bildirmeniz gerekmiyor mu? Doğru olan bu bilgileri bize aktarması, böyle bir tehdit varsa bu saldırıya dönüşmeden bertaraf edilmesi gerekiyor. İstihbaratımıza soruyoruz, somut bir bilgi paylaşımı yok. Sizler sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz? Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Tam da bunu söyledik. Büyükelçilikleri bakanlıklara çağırdık. Ana vatan Türkiye terör tehdidi var imajını vermek istiyorlarsa bu dostluğa sığmaz. Hele hele seçim öncesinde AK Parti iktidarını bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız bunların arkasında ne olduğunu çok iyi bilir. Biraz dürüstlük, biraz samimiyet bekliyoruz. Dün büyükelçilere verdiğimiz mesaj da budur. Burada terör örgütü sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiğini söyledik. DAEŞ ve PKK dahil bütün terör örgütleriyle beraber bizler mücadele ediyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Kur'an-ı Kerim yakma hadsizliğinden hemen sonra özellikle bazı ülkelerin misyonlarına karşı güvenlik tedbirlerini de artırdık. Bu hadiseyle hiç ilgisi olmayan bazı Avrupa ülkelerinde görüyoruz. Orada kapatıyorlar. Bazı ülkelerin diğerlerine bu kapatma eylemine siz de katılın dediğini biliyoruz. Bizler de gerekli uyarıyı yaptık. Bundan sonra belge bilgi sunmadan bu tür söylemlere, yöntemlere giderlerse bizler de atacağımız adımlar sert bir şekilde olacaktır şeklinde açıklamasını tamamladı.